Bir bakışı olmalı insanın, bir anlayışı, bir davası olmalı der Cahit Zarifoğlu. Bugün sizlere bir davası olan büyük bir mütefekkirden bahsetmek istiyorum. Nurettin Topçu, Türkiye'nin Marif Davası kitabı. İki defa okudum. İkisinde de çok büyük zevk aldım. Öğretmenliğimin 7. yılında bu kitabı okudum. Belki de en büyük pişmanlığım öğretmenliğimin ilk yılında böyle bir kitapla tanışamamam olmuştur. Herhangi bir alet yapan insan mı mukaddestir, yücedir, yoksa düşünen insan mı? Bedenlerin Süleyman, düşüncelerin karınca olduğu bir zaman kesitinde topçu düşünen insanın yanında yer almıştır. Nurettin Topçu'ya göre İstiklal Savaşı henüz bitmiş değildir, hala devam ediyor. Belki evet toprak anlamında ya da harp anlamında bir mücadele içerisinde değiliz ama fikir anlamında, düşünce anlamında, hareket anlamında bir mücadelenin içerisindeyiz. Ve bu mücadelede Nurettin Topçu kendi davasının bayraktarlığını yapan ender kişilerden birisidir. Ben Türkiye'nin Marif Davası kitabını bütün öğretmen arkadaşlarıma kesinlikle öneriyorum. Altını çizdiğim ve not aldığım çok fazla sayfa var ama ben sizlere buradan seçmiş olduğum birkaç yerden kısaca okumak isterim. Milli tarihimizde Baba Ali örnek bir siyaset mektebi oldu. Devlet adamlarını yetiştirdi. Çekirdekten çıraklıkla yetişmeyip de Demokrasinin oy oyunu ile tesadüflerle iktidara gelmek kuvvet ve emniyet sağlayıcı, siyasi karakter sahibi bir devleti yaşatıcı olamaz. Yarınki devlet büyükleri bugünkü devlet mektebinin çocukları olmalıdır. Ömürlerini bir tecrübe ilmi ve bir siyasi karakter uğrunda harcamaları zaruridir, yoksa ancak siyasi kumarbaz olurlar. Devlet macera gemisi halinde her günün fırtınaları arasında bocalanır durur. Talebe hakikatler peşinde koşmayı meslek edinen insandır. Gayesi manevi olgunlaşma olan bir mesleğin insanıdır. Mekteplerin diploma müşterisi ve istikbalin mevki dilencisi değildir. Bütün mektep gençliğimize diyorum ki siz büyük adamlarsınız. Halka karışmak size yakışmaz. Siz halkın önünde yürüyeceksiniz. Muallimlik sanatı ise mektep kırtasiyeciliğine boyun eğerek dergi imzalayıp talim sicillerini doldurmak değil, milletinin çocuklarına feda olmasını bilmektir. Bu fedakarlık harpte kanını akıtmaktan daha değerlidir. Kılıç kahramanlığının devri artık geçmiştir. Milletimizin çocuklarına, dünyanın çocuklarına her gün ruhumuzdan bir parçayı daha aşılamak, bunun için yaşamak ve bu yolda ve bu yolda ölmek bugünkü İnsanları ümitsiz dünyamızın ve çocukları sahipsiz milletimizin beklediği kahramanlıktır. Muallim bu cihatta muzaffer olursa dua ile tedbiri birleştiren halkını muvaffak olmuş ve kendi sırlarına aşina hayranlarını hayatın sonsuzluğa götüren bir yolculuk olduğunu anlamış, ilmin, sanatın, ahlakın ve dinin gerçek idealistlerini göreceksiniz. Türk muallimi yarınki Türk Mektebi'nin ve yarınki Türkiye'nin temel taşıdır. Onlar Gazalilerin, Necmüddinlerin, Akşemseddinlerin irfan ve iman çocuğu olan gaziler. Nurettin Topçu ile tanışmadıysanız mutlaka tanışmanızı ve eserlerini okumanızı öneririm. Özellikle Türkiye'nin marif davası bu anlamda ayrı bir öneme sahip. Görüşünüz, düşünceniz, fikriniz ne olursa olsun insanlar yargılamadan önce mutlaka kitaplarını okuyun derim. Nurettin Topçu Gerçekten cümleleriyle, fikir dünyasıyla günümüze ışık tutan ender insanlardan birisi. Nurettin Topçu'ya göre bütün öğrenciler, bütün insanların okutulması, bir yere getirilmesi değil önemli olan. Önemli olan iyi insanın yetiştirilmesi. Kabiliyetlerine göre insanların sınıflandırılması. Okumak isteyen öğrencilerin elbette okutulması ama okumak istemeyen zorunlu bir şekilde okula, mektebe geliyormuş gibi gelen insanların da boşuna vakitlerinin mekteplerde ziyan edilmemesi. Son olarak Topçu ile ilgili şunu söyleyebilirim ki Topçu mektebi bir mabete benzetmiştir. Mabete girer gibi sınıfa girdiğini söylemiştir. Bu anlamda Nurettin Topçu'nun örnek kişiliğinin bütün öğretmen arkadaşlarımın ve benim ışık kaynağı olmasını temenni ediyor. Hepinize güzel, mutlu yarınlar diliyorum.